Hürriyet. Galatasaray'da Erden Timur'un gönlündeki yıldızlar ortaya çıktı Cristiano Ronaldo ve Eden Hazard. Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur, önceki akşam GSTV'de katıldığı programda, yaz transfer dönemi için, hiç hayal edilemeyecek oyuncuların durumunu sorduk. İstediğim ama gerçekleşmeyen iki transfer oldu. İsim vermem yanlış olur. İnsan hayaline sınır çizmeyecek. O süreci devam ettireceğiz, demişti. Mertens, Icardi, Torera ve Mata gibi yıldızların transferinde başrol oynayan Timur'un işaret ettiği iki ismin Manchester United'dan Cristiano Ronaldo ve Real Madrid'den Eden Hazard olduğu ortaya çıktı. Gözden kaçmasın. Galatasaray, Cristiano Ronaldo ile temasa geçti. Çok büyük kulüp ama Şampiyonlar Ligi, haberi görüntüle. Hürriyet, 6 Ağustos'ta duyurmuştu. Galatasaray'ın Ronaldo'nun menajeriyle görüştüğünü Hürriyet, 6 Ağustos'ta okuyucularına duyurmuştu. Portekizli futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde yer almayan bir takımda oynamayacağım diyerek teşekkür etmişti. Kiralama teklifi yapılan Hazard Real Madrid'den ayrılmak istemediğini bildirmişti. Ronaldo'nun annesinin Sporting planı. Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, oğlunun Sporting forması giymesini istiyor. Nova Genta'ya konuşan Dolores Aveiro, Ronaldo Sporting'e dönecek ama şimdi değil, bu yıl değil. Gelecek yıl veya sonraki yıl Sporting'e dönecek. Bunu umuyorum. Ona dedim ki oğlum, ölmeden önce seni yeniden sporting formasıyla görmek istiyorum, eğer gelmezse oğlu gelecek. Kader bu. Şu anda, babasının onun yaşındaki halinden daha iyi futbol oynuyor. Cristiano J.R. bana Lizbon'da yaşamak istediğini ve Sporting'de oynamak istediğini söyledi. Eğer babası oynamaya devam eder ve ikisi de Sporting'de birlikte oynarsa bu benim için rüya gibi olur. Babasının 40 yaşına kadar rahat oynayabileceğini düşünüyorum, ifadelerini kullandı. United'da kaldı, suskun başladı. Yaz transfer dönemi boyunca Atletico Madrid, Bayern Münih, Real Madrid, Borussia Dortmund, Napoli gibi kulüplerle menajeri George Mendes aracılığıyla görüşen Ronaldo'ya bütün kapılar kapanmış ve Manchester United'da kalmıştı. Yaz aylarında yaşananlarla ilgili bir röportaj vereceğini söyleyen Portekizli yıldız henüz sessizliğini bozmadı. Manchester United ile sezona çıkan Ronaldo, yeni teknik direktör Erik ten Hag'ın takımında ilk 11'de yer bulmakta zorlanıyor. Premier Lig'de 6 maçta süre alan Ronaldo, bu maçların yalnızca birinde ilk 11 başladı. Diğerlerinde sonradan oyuna girdi. Toplam 207 dakika süre alan Ronaldo, henüz gol sevinci yaşayamadı. Portekizli Yıldız'ın bu şekilde bir sezon başlangıcı bulunmuyor. UEFA Avrupa Ligi'ndeki iki maça da ilk 11'de başlayan Ronaldo, 2-0 kazanılan Şerif maçında penaltıdan gol atmıştı ve bu sezonki ilk gol sevincini yaşamıştı. Bin Sports Türk sporunun çınarı Galatasaray 117 yaşında. Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden Galatasaray kuruluşunun 117. yıl dönümünü kutluyor. Sarı kırmızılı kulübün temelleri geçmişi 1481 yılına kadar dayanan Galatasaray Lisesi'nde Mektebi Sultani atıldı. Devlet adamı yetiştirmek amacıyla ıı beyazıt tarafından 1481'de kurulan mektep adını kurulduğu bölge olan Galatasaray'ı neden alıyor? okul, modern konumuna 1 Eylül 1868'de Sultan Abdülaziz döneminde kavuştu. Okulun yeniden yapılanmasıyla dönemin Osmanlı İmparatorluğunda da gerçek anlamıyla ilk sportif çalışmalar başladı. Mektepte beden eğitimi dersi jimnastikçi Monsür Cürel tarafından eğitim programına kondu. Cürel sonrası Galatasaray Lisesi'nde beden eğitimi öğretmenliği yapan M. Moirao, Signor Martinetti ve Stengali, jimnastik ve atletizmin yanı sıra, yüzme, kürek, aletli jimnastiği öğrencilerle tanıştırdı. Sonraki dönemde de Faik Üstün İdman, binbaşı Mazhar Kazancı, Abdurrahman ve Ahmet Robinson kardeşler liseye izcilik, tenis, hokey gibi spor dallarını getirdi. Öğretmen Faik Üstün İdman'ın öncülük etmesiyle Galatasaray Lisesi öğrencileri futbolu keşfetti. 1900'lü yılların başında İstanbul'da özellikle yabancılar ve azınlıklar arasında oynanan futbol Galatasaray Lisesi'ndeki gençler arasında da yayılmaya başladı. Kulübün kurucusu, ilk başkanı ve bir numaralı üyesi Ali Samiyen, 50. yıl, kitabında Galatasaray Kulübü'nün kuruluş öyküsünü, bir teşrin, eski Rumi takvime göre Ekim ve Kasım aylarına verilen ortak isim, 1905'te mektebin 5. sınıfında edebiyat muallimimiz merhum Mehmet Atabey'in dersi esnasında birkaç arkadaş baş başa vererek Galatasaray'da bir futbol kulübü kurmaya karar verdik, ifadeleriyle anlattı. Ali Samiye'nin, maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmek, mottosuyla spor hayatına giriş yapan kulübün adı ilk önce Gloria, Zafer ya da Odis, Cesaret konulması yolunda görüşler ortaya atılmışsa da sonuçta Galatasaray olmasında anlaşmaya varıldı. 1905'ten 1919'a kadar Galatasaray Spor Kulübüne başkanlık yapan, mektebin 889 numaralı öğrencisi Ali Samiyen el yazısıyla tuttuğu Galatasaray Terbiyeyi Bedeniye Kulübü istihaye defterinin sayım istatistik defteri 181 ve 182. sayfalarında kurucu 13 üyeyi şöyle sıraladı. 1 Ali Samiyen, 2 Asım Sonumut, 3 Emin Bülent Serdaroğlu, 4 Celal İbrahim, 5 B. Nikolov, 6 Milo Bakış, 7 Pol Bakış 8 Bekir Sıtkı Bircan, 9 Tahsin Nahit, 10 Reşat Şirvanizade, 11 Hüseyin Hüsnü, 12 Refik Cevdet Kalpakçıoğlu, 13 Abidin Daver. Resmiyete 1913'te döküldü. Galatasaray Kulübü bir Teşrin 1905'te kurulmasına rağmen resmi kayıtlara 1 Eylül 1913'te geçti. 1905'te Osmanlı İmparatorluğu'nda bir dernekler yasası bulunmadığından Galatasaray Spor Kulübü yasal olarak tescil edilme olanağını bulamadı. 1912 yılında Cemiyetler Kanunu çıkarıldıktan sonra, kulüp yasal bir kimlik kazandı. Yetkili makamlara kulüplerin tüzükleriyle birlikte, kurucu üyelerin ad ve adreslerinin de bildirilmesi zorunlu tutulduğundan, istifa eden ya da eğitimlerini tamamlayarak ülkelerine dönen üyeler ilk listeden çıkarılıp, 1 Eylül 1913'te kurucu liste yeniden düzenlendi. Kurucu üyelerin yeni sıralaması şöyle gerçekleşti. 1 Ali Samiyen 2 Asım Sonumut 3 Emin Bülent Serdaroğlu 4 Celal İbrahim, 5 Bekir Sıtkı Bircan, 6 Reşat Şirvanizade, 7 Refik Cevdet Kalpakçıoğlu, 8 Abidin Daver. İlk maç. Galatasaray futbol takımı ilk maçına 10 Kasım 1905'te Kadıköy'de çıktı. Günümüzde varlığını devam ettiren takımlar göz önüne alındığında ilk Türk futbol takımı olan sarı kırmızılılar ilk maçını bugünkü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın bulunduğu Papazın Çayırı'nda yaptı. Genç lise öğrencilerinden oluşan Galatasaray ilk maçında bir rum ekibi olan Kadıköy Faure Mektebini 2-0 yendi. Renkleri ve logosu. Galatasaray Spor Kulübü'nün ilk renkleri Türkçülüğü simgeleyen kırmızı beyaz olarak belirlendi. Dönemin yönetimi tarafından bu renklerin yasaklanmasıyla bir dönem sarı siyah renkler kullanılsa da kalıcı olmadı ve kulüp bugünkü renklerine kavuştu. Kulübün kurucusu Ali Samiyen, renklerin seçimini, birçok yeri dolaştıktan sonra, nihayet bahçe kapıdaki Şişman Yanko'nun dükkanına gidilerek orada zarif iki yünlü kumaşa tesadüf ettik. Biri, vişneye çalan koyuca tatlı bir kırmızı, öteki de içinde turuncudan iz taşıyan tok bir sarı. Tezgahtar, mahirane bir el hareketi ile kumaşların dalgalarını birleştirdi. Bir saka kuşunun başı ile kanadının yarattığı renk güzelliğine benzer bir parlaklık hasıl oldu. Ateşin içindeki renk oyunlarını görür gibi olmuştuk. Sarı kırmızı alevinin takımımız üstünde parıldamasını tasavvur ediyor ve bizi derhal galibiyetten galibiyete götüreceğini tahayyül ediyorduk. Nitekim de öyle oldu, ifadeleriyle anlattı. Buna rağmen kuruculardan Bekir Sıtkı, söz konusu renklerin gül babanın ı ı. Beyazıt'a verdiği sarı ve kırmızı güllerden esinlendiğini ileri sürdü. Kulübün logosunu ilk olarak Galatasaray Lisesi 1. Sınıf Öğrencisi Ahmet Ayetullah, 1923 yılında Şinasi ile çıkardıkları ''Kara Kedi'' isimli dergide yayımladı. Ayetullah, çiziminde harf devrimi öncesinde kullanılan alfabenin G ve s, -S -E karşılık gelen gayın ve sin harflerini kullandı. Söz konusu logo, kulübün 18. yılında 1923'teki kongrede kabul edildi. Gazi büstünü kazandı. Profesyonellik öncesi dönemde, İstanbul Ligi, Cuma Ligi, Pazar Ligi gibi değişik isimlerle oynanan lig maçlarında şampiyon olan Galatasaray, Mustafa Kemal Atatürk yaşarken adına düzenlenen ilk ve tek kupayı müzesine götürdü. Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle 1925 yılında kurulan ve sonradan Türk Hava Kurumu adını alan Tayyare Cemiyeti'ne gelir sağlamak amacıyla 1928 senesinde bir organizasyon düzenlendi. Buna göre Galatasaray ve Fenerbahçe arasında bir maç yapılacak ve kazanan tarafa Atatürk büstü verilecekti. Gazi büstü olarak adlandırılan kupa, aynı günlerde Taksim Cumhuriyet Anıtı'nı yapan heykeltraş Pietro Canonica imzasını taşıdı. Taksim stadında 10 Ağustos 1928'de aynı gün Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yedek takımları da karşı karşıya gelecekti. Az takımların maçı 3-3 sona erince, kupanın kazananını ikinci maç belirledi. Beşiktaşlı Şeref Bey'in hakemliğinde yine Taksim Stadında 31 Ağustos 1928'te oynanan mücadeleyi Necdet'in 3, Şadlı'nın tek golüyle Galatasaray 4-0 kazandı. Sarı Kırmızılılar, Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlığında ve ismine adanmış tek kupayı alarak tarihin en değerli şampiyonluklarından birini yaşadı. Gazi Büstü, halen Galatasaray Müzesi'nde bulunurken, yılda bir defaya mahsus olmak üzere 10 Kasım günleri yapılan anma törenlerinde kullanılmakta. 38 başkan görev yaptı. Galatasaray Kulübü'nde şu ana kadar 38 farklı başkan görev aldı. 1905'te Ali Sami Yen ile başlayan ve mevcut başkan Dursun Özbey'e kadar gelen 117 yılda, 103 dönemde sarı kırmızılı kulübü 38 farklı başkan yönetti. Futbol şampiyonluklarında rakipsiz Galatasaray ilk branşı olan futbolda Türkiye'nin en başarılı takımı olarak dikkati çekiyor. Sarı-kırmızılı takım, 1959'da kurulan bugünkü adıyla Süper Lig'de 22 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 şampiyonluk önünde bulunuyor. Galatasaray, 1962-1963 sezonundan bu yana oynanan Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım oldu. 23 kez final oynayan Cimbom, bu finallerin 18'inde mutlu sona ulaştı. Sarı Kırmızılılar, Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası kazananını karşı karşıya getiren Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 10, Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupayı 6 kez kazandı. Lig ikincileri ile kupa finalistini karşı karşıya getiren ve 1998 yılına kadar oynanan Başbakanlık Kupası'nı 5 kez müzesine götüren Galatasaray, sezon başı hazırlık turnuvası olan Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası'nı 12 kez kaldırdı. Futbolda Türkiye'nin tek Avrupa şampiyonu. Galatasaray bir Türk futbol takımının yakaladığı en büyük başarıya imza attı. Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı takımı olan sarı-kırmızılılar 1999-2000 sezonunda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde UEFA Kupası'nı kazandı. Galatasaray 2002-2001 sezonu öncesi ise Mircea Lucescu idaresinde UEFA Süper Kupa'yı kaldırma başarısı gösterdi. Sarı Kırmızılılar, toplamda alınan 75 kupayla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 19 şampiyonluk önünde zirvede yer alıyor. Diğer branşlardaki başarılar. Sarı Kırmızılılar, Erkek Basketbolunda Türkiye Basketbol Liginde 5, Türkiye Kupasında 3, Cumhurbaşkanlığı Kupasında 2, Türkiye Şampiyonasında 11, İstanbul Liginde 17 kez zafere ulaştı. Galatasaray, Avrupa'daki tek kupasını ise Uleb Avrupa Kupasında elde etti. Kadın basketbolunda ise Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde 13, Türkiye Kupası'nda 11, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da 8 kez şampiyonluğa uzandı. Sarı kırmızılılar Avrupa'da bir kez FIBA Kadınlar Avrupa Ligi, iki kez de FIBA Avrupa Kupası'nı müzesine götürdü. Galatasaray Erkek Voleybol Takımı bugünkü adı Efeler Ligi olan dönemin voleybol deplasmanlı liginde 4 kez şampiyon oldu. Sarı Kırmızılılar, Türkiye Şampiyonası'nda 12, İstanbul Liginde 16, Erkekler Şampiyonlar Kupası'nda ise bir kez mutlu sona ulaştı. Sarı Kırmızılı Kadın Voleybol Takımı ise bugünkü adıyla Sultanlar Liginde henüz şampiyonluk göremedi. Galatasaray, İstanbul Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda 8, Türkiye Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda ise 5 kez kupa kaldırdı. Galatasaray Erkek Su Topu Takımı da toplamda 28 kezlik şampiyonu oldu. Galatasaray'ın bünyesinde futbol, basketbol, voleybol, su topunun yanı sıra yüzme, kürek, yelken, tekerlekli sandalye basketbol, atleti ZM, judo, binicilik, biriç ve espor branşları da bulunuyor. Üye sayısı 10.000'in 10 üzerinde. Galatasaray Kulübü'nün 10.147 üyesi bulunuyor. Kulüp üyeliği kontenjana ve belirli kriterlere bağlı olan Galatasaray'da aktif üye sayısı 31 Aralık 2021 itibarıyla 10.147 kişi olarak kayda geçti. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.